ülkede Yahudilik dini ve inanç esaslarını konuşmaya devam edeceğiz. İsmail Taşpınar konuğumuz. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk. Tel Aviv Üniversitesi Orta Doğu Afrika Çalışmaları Merkezi Yahudi-Müslüman İlişkileri ve Arap Antisemitizm uzmanı Esther Webman demiş ki Müslüman dünyasında Talmud Yahudi kötülüğünün ana kaynağı olarak görülüyor. İşte antisemitizmi körükleyen bir şey. Yahudileri bazı huyları ve davranışlarından dolayı suçlamak için bir araç haline getiriliyor. Dolayısıyla Talmud'un konuşulmasının doğru olmadığını ima ediyor. Neden Talmud sıkıntılı? Nedir Talmud'un? Şimdi Talmud çekinceli kılan. Geçen programda da konuşmuş olabilirseniz. Biz giriş yaptık. Giriş yapmıştınız. Evet. Ha, Tevrat'ın yanında geleneksel Ortodoks Yahudi inancına göre Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda yazılı Tevrat'ın yanında bir de sözlü Tevrat verildi, kabul ediliyor. Buna Mişna adı verilmekte. Sözlü Tevrat da aynen yazılı Tevrat gibi, bugün elimizde dolaşan Tevrat gibi, var olan mevcut Tevrat gibi otoriter bir metin Yahudiler açısından, geleneksel Yahudileri kastediyorum. Ve bunun üzerine daha sonra milattan sonra 2. yüzyılda 6. yüzyıllar arasında yorumlar yazılacak. Yahudi geleneği bu yorumları da kutsal kabul ediyor. İşte yapılan bu Mişna üzerine yapılan yorum anlamına gelen Gemara dediğimiz kitap, Mişna artı Gemara, Mişna metni denilen 2. Tevrat, sözlü Tevrat ve onun üzerine yapılan yorum tefsirler toplam Talmud'u oluşturuyor. Talmud öğreti demek. Yani çalışma, öğreti, araştırma anlamına geliyor. Nedir bu? Geleneğe göre Tevrat'ta verilen bilgiler çok açık olmadığı için, insanlar sadece onu okuyarak dini hayatını düzenleyemeyecekleri için bunun açıklanması gerekiyor. Ve bunu otoriteler tarafından açıklanması gerekiyor, dini otoriteler tarafından. Yani başlangıçta ama Hazreti Musa tarafından bir şerh düşülmüş hali var mı? Yok, öyle bir şey yok. Hazreti Musa değil, bakın bu dediklerimiz milattan sonra 1. yüzyılda Kendi inanışlarına göre. Tabii bu tarihi olarak da 1. yüzyılda Tevrat toplandıktan sonra 2. yüzyılda Mişna kodifiye ediliyor. Ondan sonra 6. yüzyıla kadar, hatta 7'ye kadar götürenler var. Çünkü içeride Talmud metni içerisinde Müslümanlara da atıflar var. Ufak tefek bazı cümleler olduğu için. Yani 6. yüzyıla kadar, en azından kesin bildiğimiz yüzyıla kadar devam eden bir çalışmaların değerlenmesi. Metinler yorumlanmış metinler oluşturuluyor. İşte bunlara bu metne Gemara, Mişna ile Gemara'ya birlikte Talmud deniyor. Yani hem şifahi olanların yeniden şerhi söz konusu. Tabii bu şöyle, geleneğin naklettiği bilgilerdir bunlar. Gelenekte yani üstad kabul edilen, Yahudi alimleri kabul edilen, M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren, 2. yüzyıldan itibaren başlayıp bir gelenek oluşuyor. Ezra dediğimiz, özellikle M.Ö. 6. yüzyılda sürgün sonrası ortaya çıkan peygamber ve ondan sonra yavaş yavaş dini metinler üzerine yorumlamalar ve açıklamalar, yavaş yavaş ekoller oluşuyor. İşte bu ekollerle oluşmasıyla birlikte bazı kişiler Yahudilikte çok temel yorum yapma otoritesi kabul eden kişiler kabul edilecek ve bunların öğrencileri olacak. İşte bu öğrencileri ve bu otoritelerin yaptığı bu yorumlar, sözlü şifahi metne yaptıkları, ekledikleri yorumlar da kutsal kabul edilecek. Çünkü bunların kendileri de kutsal kabul ediliyor bu şahıslar. Kendiliğinden yaptıkları bir yorum olmadığını kabul ediyorlar. Yani gördüğünüz gibi ne kadarlık bir külliyat. Çok büyük bir külliyat. Yani iki tane külliyat ortaya çıkacak. Bir tanesi Kudüs'te, buna Kudüs Talmud'u deniyor veya Filistin Talmud'u, Talmud de Jerusalem diye bilinen, mesela Kudüs Talmud'u ve Filistin Talmud'u diye biliniyor. Bir diğeri de Babil Talmud'u. Fakat Kudüs Talmud'u yazıldığı süreç bakımından özellikle 4. yüzyıl civarında bitecek. Yani metnin oluşması. Bu dediğim metin bir küçük, birkaç ciltlik kitap değil, en az 10 ciltlik kitaptır bu. Kudüs Talmud'u. Fakat 6. 7. yüzyıla kadar devam eden Babil Talmud'u ise, bugünkü İran toprakları ve Irak topraklarında geliştiren, özellikle Irak topraklarında yazılmış olan, oradaki akademiler tarafından yazılmış olan metin ise aşağı yukarı normal bizim kitap ebatlarıyla 20 cilde yakın bir kitaptır. İnce sayfalarla basıldığı için işte 10-11 ciltlik halinde mevcut Babil Talmud'u. Yani bu her ikisi birlikte en otorite olan hangisidir derseniz Babil Talmud'u temel otorite kabul ediliyor. Tenakuz var mı aralarında? İçerisinde her türlü görüş var. Bir konu hakkında 180 derece farklı hükümlerin olduğu bir metindir. O nedenle Yahudilikte yani tek bir hüküm yok. Babil Talmud'unda ve Kudüs Talmud'unda farklı ele alınma
alındığı gibi bir de tabii, yine tabii. Babil Talmudu'nda ve Kudüs Talmudu'nda da birbiriyle çelişki kendi içerisinde tabii ifadeler var. Şöyle bir şeydir. Şu konuda ne düşünür, ne söylenebilir diye bir sorun ortaya atılır. Ondan sonra o sorun aklınızda hakkında örnek var mı? Ya şimdi zor hemen bir örnek. Birçok evet. örnek var da hani evet. şu diyebileceğimiz bir örnek hemen aklıma gelirse bir mutlaka veririm. Bir örnek atılır. Bu konu hakkında falanca kişi şunu demiştir. Şu 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 sebeple böyledir. Öbürü tam aksini söyler. Yani mesela o değil ama şöyle olması lazım der. Fakat her iki hükümde var olduğu için bu hükümden birisine uyan veya diğerine uyabilirler. Yani o kadar çok hüküm vardır ki, o kadar çok açıklama var ki bir konu hakkında yani 5, 6, 7, 8, 10 tane değişik hüküm görebilirsiniz. Tabii Talmud'un içerisinde hukuki hayatla ilgili düzenlemeler olduğu gibi yani, ahlaki kısım da Yahudi var. Şeriatı, Yahudi şeriatı. Mi? Yani şimdi ve günü Yahudiler arasında, geleneksel Yahudi arasında, Yahudiler arasında Tevrat'ta anlatılan bilgiler, elimizdeki yazılı Tevrat emirlerinin doğru anlaşılması Talmud'la olmaktadır. O nedenle kişi Talmud'a tabi olması lazımdır. Yani mesela şimdi örnek olarak verecek olursak, mesela öldürmeyeceksin emri vardır. Ondan sonra çalmayacaksın emri vardır. Buna benzer bir takım emirler vardır. Bu emirler genelde evrensel emir olarak 10 emirde yer almakta. Fakat bunların nasıl yorumlanacağı Talmud'a geldiği zaman sadece Yahudileri, mesela sadece Yahudilerin daha kutsal olduğu, seçkin olduğu, diğer insanların aslında yaratılış itibariyle onlardan çok düşük olduğu, bir kıymeti harbiyesinin olamayacağı yönünde birçok ifadelere rastlayabilirsiniz. Yani Yahudileri öldürmeyeceksin ama diğerlerini öldürmen de bir yani sakınca yok. Buna benzer birçok ifadeler var. Yani örnekler bulabiliriz. Şimdi mesela belki izleyenler ilgilenebilirler. Türkçe'de tercümesi var. İsrail Şak'ın İsrail Din, İsrail Tarihi kitabı var. Orada birçok örnekler verilir. Yani Tevrat'ta şu yanılmasına rağmen Talmud'da bunun aksine şu 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 şekilde bir takım yorumlar yer almaktadır diye. Ha, tabii ki onları tanımak için, geleneksel Yahudiliği tanımak için de Talmud'u bilmeniz lazım. Yani inanç olarak. Ha, sonradan ortaya çıkan bir takım aydınlanma sonrası Yahudiler bu kültürü reddedebilirler. Kabul etmiyoruz bu kültürü diyen hareketler de ortaya çıkmıştır. Ama evet. Burada kalırsak madem ki bu kadar çok soruna yol açıyor, anlamak da gerekiyor. Bir de çünkü esaslı kaynağı Yahudilerin Yahudilerle münasebetleri, Yahudilerin diğer insanlarla münasebetleri hakkında Talmud'da mesela ne çeşit emirler var zor dönemlerde? Ya zor dönemlerde... Çünkü zor dönemde yoruma açık bir şey. Tabii yani o nedenle dediğimiz gibi diğer Yahudi olmayanların varlıkları veya onların hayatları, onlara güvenmek... mesela şöyle bir hüküm var. Bir Yahudi olmayan hasta olduğu zaman Şabat gününe denk gelirse, ölmek üzereyse Şabat'ta iş yapmayacağı için doktor çalışmayacaktır. Yani o hastaya bakmayacaktır. Yahudi olmayana. Yahudi olmayana. Yahudi olana, ha, Yahudi Şabat'a olana rağmen bakabiliyor. Bakması gerekiyor. Ama şayet Yahudi olmayan kişinin Yahudilere bir zararı dokunacaksa, bakılmadığı mesela bir yerin yöneticisi, yani o Yahudilerin yaşadığı bölgenin yöneticisi ise onunla tedavi edilmediğinde kendilerine zarar dokunacaksa ona bakılması tavsiye ediliyor. Yani buna benzer çok daha rigid örnekler vardı. Ben burada vermek istemiyorum. Buyurun. Mesela fakir birilerine yardım. Yani işte, fark eder mi başka dinlerin yani, olmamak? Bunlar işte hepsi kendi dinlerinden olanlara cevaz verildiği gibi, diğerlerine verilmediği gibi diğerlerine veren veya vermeyen ifadeler de yer almakta. Hı. Ama bu temel şeye baktığımız zaman seçilmiş millet inancı, İsrailoğullarının seçilmişliği bu dinin merkezinde yer almakta. Yani bu bir defa başta en temel kabul edilen. Dolayısıyla her çağda bir kere bu değişmeyen bir durum. Değişmeyen bir durum çünkü dinin temeli Tanrı'ya, Tanrı'nın birliğine inanmak ve İsrailoğullarının bu Tanrı tarafından seçilmiş olduğuna, onunla ahit yaptığı inancı merkezi bir yer almakta. Yani Yahudilik tarih boyunca bu olmuştur. O nedenle Tanrı'nın seçmiş olduğu bu milletin seçilmişliği ve özel oluşu diğerleriyle münasebetlerini duruma göre hep değişiklik arz etmiştir. O nedenle de genelde tarihe baktığımız zaman Tevrat, eski ahit metinlerine de baktığımızda yani kutsal metinlerde İsrailoğullarından olmayan milletlere karşı çok kötü davranılmıştır. Yani köyleri, şehirleri, bütün varlıkları talan edilip yok edilmesi gerektiği yönünde birçok emir vardır. Yani bu kutsal kitap içerisinde Yahudi demeyelim, İsrailoğullarından olmayanlara karşı hükümler
çok fazladır yani. Hepsi de bunların yok edilmesi üzerinedir. Yani bizde mesela savaş esnasında yani İslam tarihinde en azından ve Müslüman kaynaklarda işte yaşlılar, kadınlar, çocuklar, ibadetine devam eden, ki elini silah alıp da karşılık vermeyen insanlara falan dokunulmaması gerekir. Hele ağaçların, şunun bunun, bir şehrin yok edilmesi. Öyle bir şey hiçbir zaman yoktur. Katliam hiç yoktur. Suçsuz kimseninle ilgili bir şey yapılması inanç gereği de tarihimizde de bu esaslar tatbik üzerinden. Tatbik edilmiştir. Ha, edilmediği yanlar varsa o kişisel şeydi. Yani itikadi ve temel prensip değildir. Böyledir. Fakat bunu eski ayette prensip olarak görüyorsunuz. Yani bu nedenle mesela dökme, demir veya kurşun operasyonlarını görüyorsunuz. Mesela bugün İsrail'de Filistinlilere karşı yapılan birçok operasyonu yapıyor. İnsanlar öldürülüyor. Yani kolunu kırıyor, gülüp izliyorlar falan. Bu bize karşı çok garip geliyor. Yani bu insanlar neden bu kadar çok rahat, hoyratça, hiç suçsuz, vahşice davranabiliyor? Bunun arkasında bir kültür var çünkü. Siz eski ayeti okuduğunuz zaman bunu besleyebilecek bir takım... Daha çok belki insanlar değil ama İsrail devletine bakınca görüyor musunuz Talmud'daki bu emirleri? Ya İsrail Devleti'nin kendisi zaten bir Yahudi devleti olarak kendini tanımlıyor. Tabii ama uygulama biçimi olarak. Uygulama biçimi olarak da ortada zaten. Yani Yahudi olmayan, İsrail olanların olmayan insanlara karşı tavırları meydanda. Yani bu dün kökenine baktığınız zaman hahamlar bunu destekliyor. Din adamları bunu destekliyor. Yapılanların hatta az olduğu, çünkü kıyametin kopmasına yakın Mesih'in gelebilmesi için orada İsrailoğulların dışında insanların olmaması gerektiğini ve Arapların tamamen yok edilmesi gerektiğini onların din adamları söylüyor. Yani bunlar var olan referansları, teolojik referanslarla bunlar destekleniyor. Yani bu nedenle teolojik temelleri yani, olan şeyler. Talmud'da yani siz psikolojik ortadan konuşmaya da imtina ediyorsunuz ama öyle emirler var ki diğer insanlara bakışı çok kötü bir bakışı meşru hale getiriyor. Tabii tabii. Yani dünyada bir imtihan alanı mıdır? Yani imtihandan çok şu anlamda imtihan, Tevrat'ın yaşanacağı, hükümlerinin yaşanması gerektiği bir yerdir. Hı hı. Tevrat emirlerinin yaşanması gerektiği bir yerdir. O nedenle ahiret inancı fikri Yahudilerde çok sonralara gelişen bir şey. Temelde emirler vardır. 10 emir mesela bunlardan bir tanesidir. 10 emirde ahiret inancı yoktur. Yani şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, öldürmeyeceksiniz, çalmayacaksınız, anne babaya hürmet göstereceksiniz, Tanrı'yı bir kabul edeceksiniz. Ondan sonra işte yalancı şahitlikte bulunmayacaksınız gibi emirler vardır. Ama öldükten sonra dirileceksiniz inancı çok sonraları olan bir, daha doğrusu çift diriliş vardır Yahudilikte. Birincisi ahir zamandaki bir dirilişten bahsedilir. Bir de öldükten sonraki hayatın olan, yani öteki dünya hayatı, ahiret hayatı dirilişi var. Yani kıyamet kopuyor, diriliyorsunuz. Kıyamet şöyle diyeceğiz. Ahir zamanda ya İsrailoğulları Mesih'in gelişini bekliyorlar. Mesih geldiği zaman yeryüzünde büyük bir kataklizm olacak, savaş olacak. O Armagedon dediğimiz savaş, ortalık birbirine girecek ve Mesih gökyüzünden inecek ve ortalığı süt liman... Mesih inancı, yani Mesih kimdir? Mesih bir Yahudi insanoğlu itikadında. Olarak Yahudi inancında ahir zamanda gelecek bir kurtarıcı insan olarak. Fakat olağanüstü özelliklere sahip bir insan olarak ve bunun Davut Aleyhisselam'ın soyundan geleceğine inanılmakta. Neyden güçlü, kurtaracak gelecek olan Mesih? Bu neden kurtaracak? Sürgünden ve eski yeniden kendi topraklarını yeniden dönüp o eski ihtişamlı Davut dönemindeki ihtişamlı dönemini yeniden yani ve İsrail devletini kuracak. Ve o bahsi geçen vaat edilmiş topraklar Filistin toprakları kadar edinilmiş olmayacak diye değil, o edinilmeyecek işte. Burada zaten geleneksel Ortodoks Yahudiler de buna karşı çıkıyorlar. Bugün biz günahlarımız sebebiyle Mesih gelmedi. Günah içerisinde olduğumuz için Mesih gelmiyor ve devlet Mesih gelene kadar kurulmamalıdır. O kuracak çünkü devleti diyorlar. Günahlar Tevrat'ın emirlerini yerine getirmiyor. Yani 613 tane emir var ve yasak var. Birlikte bunların yerine getirilmesi gerekiyor her bir Yahudi tarafından. O nedenle bütün Yahudiler bütün emirleri tam olarak yerine getirip de Tanrı'nın gözünde seçilmiş, temiz, saf bir millet haline geldiği zaman, daha doğrusu inananlar topluluğu, bu kelime millet kelimesini inananlar topluluğu anlamında anlayın. Çünkü bir ırk yok ortada zaten. Yani ırk diye bir şey yok. Yahudi ise. Evet. O nedenle inananlar topluluğu olarak bu İsrailoğulları dediğimiz veya Yahudi dediğimiz insanlar tamamen Tanrı'nın emirlerini bütünüyle yerine getirdikleri zaman
Tanrı Mesih'i gönderecek ve Mesih de onlara bu vaat edilmiş ona topraklar diye bilinen İsrail'deki eski ihtişamlı devleti yeniden kuracak. İşte o zaman diyorlar Mesih, ki bu arada orada bahsi geçiyor mu, diğer topluluklarla ilişkisi ne olacak? Diğer topluluklarla ilişkisiyle ilgili zaten İsrailoğullarından olmayanlar inanca göre onlar ya Mesih'e inanacaklar veya yok olacaklar. Ha, inanabiliyorlar sonradan. Ha, işte Mesih geldiği zaman ya Yahudi olmaları gerekiyor. Yani İsrailoğulları olmayanların hükmü yok. Aynı inanca göre bir şansı var mı? Yok. Onlar düşman. Yani ikili bir şey var. Ya düşman ya bu bizim tarafımız olarak bakılıyor. Ahir zamandaki o büyük savaşta zaten bunun üzerine gerçekleşecek. Mesih geldiği zaman bu devleti yeniden kuracak. İşte o devletin kurulabilmesi için de mabedin yeniden yapılıp ve bunun taş üstünde taş kalmayacak şekilde yıkılması lazım. Enteresan bir şey burada tabii ki, belki konu oraya da gidecek. Evanjelik dediğimiz Hristiyanların Siyonist olmasının en önemli sebebi de bu Mesih inancında buluşmaları nedeniyle. Neden? Evanjelik dediğimiz Hristiyanlar da eski ve yeni ahitteki... Yani geçici bir ortaklık içerisinde. Aynen öyle, ama evanjelikler bizim Mesih'imiz gelecek diyor. Yahudiler ise bizim beklediğimiz Mesih gelecek diyor. Fakat her halükarda Mesih kim olacağı geldiğinde görürüz. Ama o gelene kadar ortak inancı paylaşıyorlar. O da şu, İsrail'de ikinci mabedin yeniden inşa edilip yıkılması gerekiyor inancı var. Yani evanjelikler tarafından. Süleyman Mabedi'nden. Bizim Beytül Makdis diyelim. Hazreti Süleyman'ın mescidinin yeniden inşa edilmesi ve onun yeniden yıkılması gerekiyor ki Mesih gelebilsin. Evanjelik dediğimiz Hristiyan fanatik evanjelik Hristiyanlar da bu kehanetlerin oluşması gerektiğine inanıyorlar. Bu kaçıncı zamanda yüzyıldan beri var? Ha, bu şimdi inanç olarak Yuhanna'nın vahyi metinde geçiyor. Yuhanna'nın vahyi kitabı ve Luka metinlerinde anlatılıyor. Ne demektir? Bu birinci yüzyıldan itibaren bu metinlerde artık yer almaya başlamış. Hristiyanlarla ilgili ama. Fakat Yahudilikle ilgili olan Yahudi inancında Mesih bekleme Babil sürgünü sonrasında olacak. Babil sürgüne gidince ellerindeki Yahuda devleti diye bilinen Güney devleti de yok edilmiş olacak. 6. yüzyılda 586'da Babiller yıkacak. Ondan sonra sürgüne gidecekler. Yarım asır boyunca bir sürgün hayatı yaşayacaklar. Ondan sonra bu fikir gelişecek. Biz Tanrı'nın seçilmiş milleti iken neden biz terk edildik? Tanrı niye bizi böyle cezalandırıyor? Seçilmiş millet olduğumuza göre, Tanrı'nın da başka milleti olmadığına göre başka bizi de terk edin. Başka millet, seçilmiş millet yok. Bize mahkum Tanrı aynı zamanda. İlginç bir şekilde Tanrı ile İsrailoğulları arasındaki ilişki birbirine karşı böyle bir şey de var. Tanrı bize mahkum çünkü başka seçilmiş milleti yok. Biz de Tanrı ile iyi geçinmek zorundayız. İşlerimiz iyi gitsin diye. Tevrat'ın emirlerini yerine getiren tam Yahudiler bu ahiret hayatını yaşayacaklar. Bazı emirlerini yerine getirmeyenler cehennemde kalacaklar. Gebne-i Hinnom diye Hinnom Vadisi var. O işte mezarlık olan yerin bölgesinin bir kısmı Gebne-i Hinnom denilen yer. Bu Gebne-i Hinnom, Hinnomoğulları Vadisi'dir bunun İbranicesi. Daha sonra cehennem ismine dönüşecek. Gebne-i Hinnom bizdeki cehennem kelimesinin kökeni de o zaten. Hinnomoğulları Vadisi olan bir vadi, Kidron Vadisi hemen orada. Yani Kudüs'ün atıklarının olduğu işte çöplüğü gibi bir yer olarak kabul ediyor zamanında. Orayı en kötü yer kabul edildiği için ve kurbanların yakıldığı yerler olarak görülüyor. Orada dirilecek, orada cezalandırılacaklarına inanıyorlar. Günahı olanlar. Tabii kötülük yapmış olan insanlar, Yahudi olmayanlar da orada cezalandıracaklar. Yahudi olanlar, günah işleyenler de orada cezalandıracak. 11 aylık bir cezadan sonra kurtulacaklar. Fakat yani şunu mu diyorsunuz? Ha. Seçilmiş bir ırk olduğu için cezası da diğerleri gibi olmayacak. Onun cezası eğer affedilebilir, yani cezası cehennemde yanarak kurtulabilecek bir ceza ise, yani bazı emirleri yapmadı. Bunun cezası 11 aylık orada yanacak. Daha sonra oradan cennete geçecek. Fakat diyelim ki İsrail yani kutsal kitaba, Tevrat'a hakaret etti, kabul etmedi, Tanrı'ya inanmadı. Ya her büyük türlü günahlar bunlar mı? Yani bu büyük günahın da ötesinde inkar etti tamamen ve inkar etmenin de ötesinde Yahudilik aleyhine her türlü şeyler söyledi. Yahudi olmasına rağmen, yani anneden Yahudi olanlar, Yahudi olmak anneden gelen bir şey yani aynı zamanda. Yani inanmazsa? İnanmazsa, inkar ederse ve tezyif ederse, aşağılarsa Yahudi inancına, o zaman bu çok büyük bir
günah oluyor. Bunlar 12 ay boyunca yanıp yok olacaklar. Tamamen yok olacaklar. Tamamen yok olacaklar. Yani uhrevi hayatta da uhrevi bir daha çıkmayacaklar. Bir şey yok. Reformistler Ortodoks Yahudiliğe başka yorumlarla, evet, muhtelif yorumlarla karşı çıkanlar, bir çeşit isyan, Katoliklere karşı çıkan protestanlar gibi düşünebilir miyiz? Evet. Yani ılımlı mı demek lazım? Ne demek şimdi lazım? Şimdi protestanlara ne kadar ılımlı diyebilirsek Hristiyanlıkta, biliyorsunuz protestanlar bugün evanjelik dediğimiz birçok en azılı fanatikler de yine protestan oluyor. Dediğiniz gibi geleneksel Katolikliğe karşı olarak protestanlık çıktı. Geleneksel Ortodoks anlayışa karşı da özellikle 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda, gerçek adı 19. yüzyılda bu ismi alacaklar, bir tepki olarak Yahudilik içerisinde bir hareket ortaya çıkacak. Aydınlanma ile birlikte Avrupa'da biliyorsunuz artık Katolik, yani kilisenin verdiği vahye dayalı bilginin dışında akıl ön plana çıkan ve aklın temel kabul edileceği, biraz önce bahsettiğim işte bu pozitivizm olsun, ilerlemecik olsun. Ya, bu Yahudiliği de etkiliyor. Kesinlikle. Avrupa'da, Almanya'da ortaya çıkacak, Avrupa'da yaygınlaşacak, daha sonra Amerika'ya transfer edecekler bunu. İşte Almanya'da ortaya çıktığı zaman 19. yüzyılda bunun temsilcileri kim? Moses Mendelssohn, Abraham Geiger gibi isimler reformist Yahudiliği başlatacaklar. Bunlar da şunu söyleyecekler. Tamam, Yahudiliğin temel kaynağı olan Tevrat olsun, Mişne olsun, Talmud olsun, işte Orta Çağ'da yazılmış metinler olsun, Tevrat'ın emir ve yasakları olsun, bizzat Tevrat'ın içerisindeki emir yasaklar olsun, bunların hepsi bizim Yahudi kültürünün birer esasıdır, olmuştur. Bizim diyese Yahudilik kültürümüzü belirleyen kaynaklardır. Ortodoks Yahudiliğe göre bir kişinin Yahudi olabilmesi için, yani ihtida edebilmesi için Yahudi emirlerini baştan sona Tevrat'ın ve Talmud'daki bunların hepsini yerine getirmesi gerekiyor. Tamamen iman esaslarını kendini kabul edecek ve bir Yahudi gibi, Yahudi geleneksel Yahudi gibi yaşaması lazım. Reformist Yahudilere öyle bir şey yok. Kendisini Yahudi kabul eden, bu dine mensup olduğunu ve bu literatürü ve bu geleneği, bu topluluğun bir parçası olduğunu hisseden herkes Yahudidir diyorlar. Ama o nedenle Ortodoks Yahudiler reformistler arasında oldukça şey vardır. Yani reformistler bir anlamda dinin kaynakları olarak kabul edilen Tevrat'ın emirleri olsun, Talmud'un falan, bunların hepsi tarihte kalmış. Vahiyi ve tanrısal kökeni de olmayan metinler olarak bakıyorlar. Çok ilginç bir şey. Yani böyle bir inançları var. Reformistlerin dışında başka, yani reformist en uç diyebileceğimiz Ortodokslarla beraber en uç kabul edebiliriz. Arada muhafazakar dediğimiz Yahudiler var. Bu yeniden yapılanmacı var. Bunların hepsi geleneği kabul edip yorumlamayı kabul edenler. Yani geleneğin bilgileri tamamdır. Fakat bunlar yorumlanmalı, zamana uydurulmalı. Yani geçmişte zamana yeniden uydurarak yorumlanmalı, fakat o da dini bir gelenek olarak esas kabul ediyor. İsrail'in kuruluşundan sonra böyle bir güncelleme söz konusu mu var mı itikatlarında? Şöyle bir şey, İsrail'in kuruluşu dediğimiz, mesela bunun kuruluşunun temellerini Siyonistler, yani bu oradan başlatırsak daha doğru olacak, 19. yüzyılın sonu itibariyle. O zaman şöyle soralım. Siyonistlerle önce Yahudilik arasındaki ilişkiyi sorayım. Yani çünkü Siyonistler seküler Yahudi topluluklar, reformcularla aynı gibiler mi? Yani ilginç bir şekilde başlangıçta reformistler vaat edilmiş toprak inancı tamamen gereksiz bir inançtır. Bir toprağa bağlı inanç olamaz. Herkes yaşadığı ülkenin vatandaşıdır ve o ülkeye katkıda bulunması, iyi bir Yahudi olması için yeterlidir diyorlar. Yani vatandaşlık esas. O nedenle Amerika'da yaşayan Yahudiler Amerika için çalışmalılar. Bizim için bu ülkenin iyiliği, geleceği, refahı iyi bir Yahudi olmanın gereğidir. Yoksa bir toprağa bağlı değil. Ve o inanca sahipler, reformistler. Fakat enteresan bir şekilde İsrail devleti kurulduktan sonra ve orada yaşaması için bir takım Avrupa devletleri, Amerika ve çeşitli batılı ülkeler desteklemeye başlayınca reformist Yahudiler de bunu desteklemeye başlayacaklar. Siyonistler de seküler Yahudiler. Siyonistler seküler olarak başlayacak. Theodor Herzl'le birlikte malum fikirleri işlenecek. Daha önce de ufak tefek konuşulsa da, fakat eskiden şöyle bir inanç vardı Ortodokslar arasında. Mukaddes topraklara dönme, gitme, oraya ibadet etme, orada yerleşme. Niye? Çünkü Mesih geldiği zaman orada diriliş olacak ya. Orada bulunma, orada hayatını geçirme veya ibadetleri orada yapmaya çalışma, oraya yakın olma her Yahudinin istediği özelliklerden birisiydi. Fakat orada bir devlet kurma fikri yok.
Yani vaat edilmiş topraklar dediğimiz topraklardaki devlet kurma fikri geleneksel Ortodoks Yahudiliğe aykırı olan bir şey. O nedenle bugün mesela başlarında şapkalı, siyah giyimli, lüleli insanlar var, Hasidik dediğimiz Yahudiler. Bunların bir kısmı geleneksel bu inancı devam ettirdikleri için İsrail devletine karşılar. Çünkü sizin yaptığınız iş Hazreti Mesih'in yapacağı işi onun elinden almak, devleti ahir zamanda o kuracaktı ve siz kurduğunuzu söylüyorsunuz. Sizin yüzünüzden erteleniyor mu? Ertelenmekten ziyade onun adına onun yapacağı işi yaptık diyorsunuz. Mesih'in yapacağı işi yapıyorsunuz. Artı bir de bir sürü günah işliyorsunuz. Bunun adına Tevrat'taki birçok emri yok sayıp insan öldürüyorsunuz. Şimdi orada Siyonistlerle Yahudilerin Yahudilerin ilişkisi. Şimdi bu Siyonistler burada vaat edilmiş topraklar inancını, Yahudilikteki'ni siyasi bir proje olarak gelip burada onu tahakkuk ettirmek isteyecekler. Fakat dediğim gibi geleneksel Yahudiler bunun Mesih'in yapacağı bir şey olduğu için günah işledi. Ve çok büyük itirazlar var. Bakın bu ilk çalışmalar yapıldığı zaman kolay kolay bulamayacak. Bununla ilgili İlan Pape denilen bir yazar var. Belki şey derseniz İsrail'de İsrail miti, İsrail'in etrafındaki 10 mit diye bir kitap yazdı. Türkçe'de tercüme edildi bu. Yani tavsiye ederim mutlaka alıp okusunlar. İnsanlar oradan çok güzel bilgiler var. Siyonizm Musevilik değildir diye, Musevilik midir diye bir başlık var. Yani açıkça insanlara Siyonizm eşittir Musevilik de bir yalan uydurulup kabul ettirilmeye çalışılıyor. Şöyle bir şey oluyor. Hakikaten bir zaman sonra bunu kabul etmeye de başlayacaklar. Yani bu Ortodoks tepkiyle karşılaşacak. Yahudi, geleneksel Yahudiler bunu reddedecekler. Böyle bir şey büyük bir günahtır diyecekler. Yahudiyle yapılmış en büyük hakarettir. Mesih gelmeden böyle bir şeye girişmek ve de hiç dinle alakası olmayan insanlar. Siz hiç dini emirleri yerine getirmiyorsunuz. Kalkıp böyle bir işe girişiyorsunuz. Din adına yapıyorsunuz ve alakasız işte boyunduruk altında yaşamaya alışmış olan, köleliğe alışmış olan insanlarsınız. Bu olması gerekir diyerek hatta kendilerini Mesih'in gelişini hazırlayan Mesih olarak tanımlayacaklar. Hmm. Tabii. Çünkü yani bir süre sonra o sekülerlikten ikinci Mesih. Tabii din başka bir şeye başka bir şeye evet üretmeye çalışacaklar. Kimilerine göre bunlar Mesih'in gelişini hazırlayan ikinci derecede Mesihler olarak da Mesih olarak görülecekler. Böyle bir inanca da onlar isimlendirilecek. Yani belki Ortodoks Yahudilerin gözünde meşruiyet kazandırmak kesinlikle için mi? Bunu kazandırmak istiyorlar zaten. Böyle bir şey var ve hakikaten de Ortodokslar içerisinden de bunu destekleyenler olacak. Sonra Mesih fikri yorumlanmaya başlanacak. Acaba böyle bir devlete sahip olmak için katkıda bulunan herkes mi Mesih'tir? Yani bir manevi bir şahsiyet olarak mı görmek lazım? Bir kişi olarak değil diyerek yorumlar da başlayacak. Şimdi peki evangelistlerle Ortodoks Yahudiler ve reformistler hangisi daha iyi ilişkiler içerisinde? Şu anda İsrail Devleti'nin kuruluşu ve Kudüs'ün bir başkent olarak yeniden Süleyman Mabedi'nin inşası gerektiği yönündeki geleneksel Siyonist düşünce ve bu düşünceyi destekleyen Ortodokslarla evanjelikler buluşuyorlar. Bunlar dediğim gibi evanjelikler Eski Ahit ve Yeni Ahit, özellikle Yeni Ahit'teki kehanetler var. Yuhanna'nın vahyi kitabı, Luka'daki metinlerde onlar burada okuruz ama uzun mesela, sürer. Şöyle bir şey, ahir zamanda 7 tane bela ortaya çıkması gerekir diyor mesela. İsrail bu topraklarda diyor. Hı. Bu 7 bela ortaya çıkmadan yeryüzünde bunlardan bir tanesi mesela güneş insanları yakacak diyor. Hı. Şimdi ilginç bir şey, evanjelik dediğimiz insanlar Amerika'da çok etkin. Yani evet, şu bunlar şimdi dünyadaki bilhassa protestanların %25'ini oluşturuyor. Aynı zamanda Hristiyanların da %25'ini oluşturuyorlar Amerika'da ve siyaset çok etkin. Aslında başlangıçta bu evanjeliklerin devletle, siyasetle hiç ilişkileri yok. Tamamen püriten dediğimiz, dini ibadete kendini adamış, dini hayatı benimseyen insanlardı. Fakat bir zaman sonra şöyle bir fikir gelişecek. Diyecekler ki biz madem ki bazı şeyleri eleştiriyoruz devleti, mesela ahlaksız başını aldı gidiyor, emirleri yerine getirmeyen, dinsizlik, ateizm, pozitivizm, yani materyalizm, bütün bu şeyler modern
şeyleri eleştiriyorlardı. Fakat şunu görecekler, biz bunlara engel olmak istiyorsak o zaman devlet aygıtını ele geçirmemiz lazım. Biz de siyasette etkin olmamız lazım diyecekler. Bu şekilde siyasete girmeye başlayacaklar Amerika'da evanjelikler. Başlangıçta devlet denen şeyden tamamen uzak bir fikre sahiplerdi. Fakat idealleri, ideal yeryüzünde iyi bir Hristiyan... Yani seküler bir yorumları var. Yani din ve dünya işlerini ayırmışlar. Ayırıyorlardı. Yani Hristiyanlığın temelinde de aşağı yukarı bu vardır. Ama şunu görecekler, eğer ideal dediğimiz bu ahlaklı, ibadetlerini yapan, İsa'nın öğretilerine bağlı, aile mefhumunu esas kabul eden, geleneksel Hristiyan inancı ve kültürüne benimseyen bir toplum istiyorsak, o zaman bu toplumun meydana gelmesi için siyasi gücü de az çok etki olmamız lazım, siyasette de etkin olmamız lazım deyince, bunların zaten var olan o kendi işlerindeki network ve bağlantılar bir anda siyasete evrildiğinde işte müthiş bir Reagan olsun, Nixon olsun, ondan sonra işte Bush baba oğul, her ikisi beraber Jimmy Carter'lar olsun, bunların hepsi şey geleneği, evanjelik geleneği mensup şimdi olan. Yedi belayı yedi bela. Şimdi bu yedi bela. Evanjelikler burada duruyor. Onlar devleti ele geçirdiler. Yahudilerle, Ortodoks Yahudilerle dünyaya bakışlarının yan yana gelmesi. Konuşuyoruz. Yedi bela kimlerin beklentisi? Şimdi bu yeni ayette de Yuhanna'nın vahyi dediğimiz, aslında gelecekten haberler verme, kehaneti içeriyor. Ahir zamanda Mesih gelmeden önce yedi büyük bela ile yeryüzü sarsılacak diyorlar. İşte bunlardan da denizler, güneş yakacak. Güneş mesela yakacak. Şimdi bu güneş yakması için yakacak ki insanları bu bela yerine gelsin. Niye bunu örneğe verdim? Şöyle, şundan dolayı. Mesela bugün işte Kyoto Anlaşması var. Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz. Amerika imzalamıyor bunu. Değil mi? Çevrenin korunması meselesi. Ozon tabakasıyla ilgili mesela, bu ozon tabakası delindiği için evanjelikler imzalamıyorlar. Çünkü yedinci bela gerçekleşmesi için. Bir an önce şu yedi bela. Aynen öyle. İlki gelsin. Tabii bu bölgede Armagedon denilen Kudüs'ün kuzeyindeki bir bölgede. Dolayısıyla bütün oralardaki şu anda inanca göre şu ahir zamanda bütün bu belalar yeryüzünde yaygınlaşacak. Bunlar alametler olarak görülüyor. Güneş yaklaşıyor, yakıyor. Taş üstünde taş kalmayacak. Yedi beladan üçüncüsü nedir? Şimdi büyük bir patlama olacak deniyor. Tamam mı? Bunun atom bombası olması mı gerekiyor acaba diye tartışılıyor. Ama diyorlar ki atom bombası atılırsa Yahudiler de ölür. İsrail, yani Yahudilerin ölmemesi gereken bir şey. Evangelistlere göre. Diyor. Öyle bir bomba veya bir şey olacak ki sadece orada İsrailli olmayanların öleceği bir... İsrail bombayı patlatırsa... yani buna benzer bir şeyler söylüyorlar. İşte ondan Allah sonra işte sismik bir bomba olabilir diyorlar. Yani öyle bir şey, sismik bombayla ne yapılacak o zaman? Kubbetü Sahra'nın yıkılması... Peki Hristiyanlar ne olacak? Hristiyanlar yani, Mesih'i bekliyorlar işte, Mesih'in gelmesi için. Orta Doğu'daki Hristiyanlar yani işte... Evanjelik olmayanlar Hristiyan olarak buna... Onlar da önemli değil mi? Bunlar şöyle bir şey. Onlar için de bunu işi biz yapıyoruz. İyilik yapıyoruz aslında. Pardon, çünkü Hristiyanlar bu işler olurken yani bu mesela o bahsi geçen ne olduğu belli olmayan... Evanjelik olmayan Hristiyanlar da var tabii ki. İşte bütün Hristiyanlar evanjelik değil. Onları yani Yahudiler ayakta kalacak. Öbürlerini ne yapacak? Onlar... Öbürleri şöyle işte bu İsrailoğullarına karşı, yani daha doğrusu İsrail'e karşı savaşanlar düşman olacak. Ya Filistinli bir Hristiyan da düşman. Eğer İsrail'e karşı savaşıyorsa düşman oluyor tabii ki. Yani evanjeliklere göre tabii İsrail'le savaşmaması gerekiyor. Çünkü İsrail'in yapacağı büyük bir savaş ile birlikte büyük bir savaş olacak. Sonra bunlar mabedi yapacaklar ve mabet de tekrar yıkılacak. O nedenle evanjelik inançlara göre öyle. İşte bütün sular simsiyah renge boyanacak. Bu nedir? İşte çevre kirliliği diyorlar. Çevre kirliliğinin dördüncü. Artması. Tabii bu yani dördüncü. Güneş yakıyor, taş üstüne kalmıyor, atom patlıyor. Buyurun söyleyin. Bunları isterseniz hemen şurada şey edelim. Bakın Luka İncil'inde geçiyordu o şey. Bir de Mesih'e İnananlar ölmeyecek. Yuhanna vahyi dediğimiz metinde yedi melekle beraber büyük bir deprem olacak yeryüzünde. Büyük bir deprem beklenmekte. Ondan sonra insanların üzerine gökten tanesi yaklaşık 40 kilo ağırlığında iri dolular, dolu yağacak. Tamam mı?
Bir tanesi bu. Gökten yağacak 40 kilo ağırlığındaki doluyu atom bombası ve benzeri bir etki yapacak bir bombaya olarak yorumluyorlar. Biraz önce dedik ki, yani Yahudilerin ölmeyeceği bir şey. O zaman bir deprem belası olması lazım bu. Tamam, deprem olması lazım. Mescid-i Aksa'nın da yıkılacağı bir deprem bombası patlatılacak deniyor. Şurada şimdi buldum şey maddeleri. Dolayısıyla bu büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması, bütün bu son dönemdeki gelişmeler hepsi aslında bir itikat. Evanjelik olanlar itikat. Mesela birinci melek tası yeryüzüne boşaltır, insanlarda acı veren yaralar oluşur diyor. Yani mesela birincisi buymuş, acı veren yaralar oluşacak. Evanjelikler diyor ki yeryüzünde yaygınlaşan hastalıklar buna bir işarettir. Yani yeryüzünde değişik hastalıklar var. HIV virüsü var, bilmem başka virüsler var. Bir sürü hastalıklar yaygınlaşıyor. Hastalıklar kendiliğinden mi geliyor, onu da icat edebiliyorlar mı? Evet, yani eğer hızlandırmak istiyorsanız, evet, o fikre sahipseniz, Allah korusun, yani o fikre sahipseniz öyle buna gözüküyor. Açık. Tabii i̇şte yani. Bu şey tırnak içinde Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Evet, yani. Grace Helsel'ın yazmış olduğu kitap var biliyorsunuz, bu başlıkta Tanrı'yı kıyamete zorlamak diyor. Orada çok güzel anlatıyor, o kitabı okurlarsa izleyicilerimiz görürler. Yani içinden çıkmış olan bir kişi. Bunlara ciddi olarak inanıyorlar ve bunların yerine getirilmesi için sabah akşam dua edip çalışıyorlar. Yani şimdi düşünün, her yıl İsrail'in refahı için, devamı için evanjelikler yıllık toplantı bağış topluyorlar ve milyonlarca dolarlar bağışlanıyor. İkinci melek denize boşaltır elindeki tası diyor ve deniz ölü kanına benzer kan rengine dönüşür. Şimdi evanjelikte bunu kimyevi atık olarak görüyor. Yani denizlerin renginin değişmesi tamamen kimyevi atıklarla dolacak. O nedenle bir geminin batması, kimyevi atıkların çoğalması, bu aslında iyi işaret. Çünkü Mesih'in gelişinin hazırlıklar olarak görülüyor. Üçüncü melek ırmaklara boşaltacak diyor ve kana dönüşecek. Bu da aynı şekilde akarsular meydana gelen toplu balık ve canlı ölülerini gösteriyor. Bu da bir işarettir. Şimdi şöyle bir şey, bunların olmasını engelleyici faaliyetler de kötü görülüyor. Biraz bir kere o kötü görülüyor. Bir de Allah korusun veya hızlandırmak için de hızlandırması bir şeyler yapılabilir. Meşru görülebilir. Tabii, gözüküyor. Yani o nedenle her şey bu yönde yapılacak çalışmalara da destek olmak lazım. Yani mesela diyorlar ki Orta Doğu'da bir barış görüşmesi olsa ilk karşı çıkacak bunlardır. Barış olmaması lazım zaten. Yani barış görüşmesini isteyen tamamen, tamam artık burada bir devlet olsun, hepimiz oranın vatandaşı olalım. Yahudiler, Müslümanlar, yani Araplar, diğer Arap olmayan İsrail vatandaşı hep birlikte yaşayalım, bu savaşa dur diyelim dedikleri andan itibaren ilk buna karşı çıkacak olan bizleriz diyorlar. Yani bunun kayıtları var, söylüyorlar zaten. Dördüncü melek elindeki tası boşaltıyor. Böylece güneşi insanların yakması sağlanıyor. Ozon tabakasının delinmesi ve iklim değişikliği olarak yorumlanıyor evanjelikler tarafından. Böyle bir yorum var. Ve Mesih'in gelişini erteleyeceğine inandıkları için ozon tabakasının tamiri için Birleşmiş Milletler'deki karar çıkartma yönündeki çalışmaları da istemiyorlar. Ondan sonra beşinci melek elindeki tası canavarın tahtına boşaltır. Bu evanjelikler canavarın Babil bölgesinde, yani bugünkü Irak ve civarındaki ülkelerdeki yönetimleri kastediyorlar. Yani onların tahtına boşaltılması, yönetimler yok edilmesi lazım. Evet. Irak ve çevresinde bulunan ülkelerin egemenliğinin sona erdirilmesi gerekiyor diyorlar. Altıncı melek Büyük Fırat Irmağı'na boşaltıyor. Fırat Irmağı suları kurur ve doğudan gelecek orduların önü açılır. Fırat'ın doğusu savaşları orduran Amerika'nın düşmanı olan İran olarak yorumluyorlar. Yani şu andaki İran'la ilgili olan şeyler öyle. Yani öyle yorumluyorlar buradaki ifadeleri. Ve orada yedinci. Daha sonra yedinci belada diyor. Evanjeliklere göre işte ejderhanın ağzından üç kötü ruh çıktı. Bu üç kötü ruh da kimmiş? Kore, Çin ve bir de İran diyorlar. Bunların da toplanacağı bir ordu toplanacak burada ve büyük bir savaş gerçekleşecek. Ortodoks Yahudiler şöyle, kıyametin kopmasını istemiyorlar. Ortodoks Yahudiler, biz ne zaman Tevrat'ın emirlerini yerine getirirsek tam olarak seçilmiş milleti olmayı hak ettiğimizde Mesih gelecek diyorlar. Tamam mı? Ama kimi Ortodokslar ise bu emirlerden bir tanesi de oradaki İsrailoğullarına mensup olmayanların yok edilmesi emri de var diyorlar Tevrat'ta. Yani eski ayette. O zaman burada Arap olanların yok edilmesi gerekir diyen
Ortodokslar da var. Yani bu savaşla birlikte... Bunlar da böyle isimleri, yani dediğimiz gibi, nüfuzları olan insanlar mı? Tabii nüfuzları var tabii ki. Yani bunlar etkin. Şu andaki görüyorsunuz siyasi İsrail'in davranışları durmadan Filistinlilerin yok edilmesi üzerine kurulu bir şey. Yani Yahudiler hariç bir soykırım... Yani normal kabul ediliyor tabii emir ki. Emir gibi. Yani tabii emir var tabii ki. Yani var orada Amalika'yı yok edeceksiniz emir var. Mesela bu Amalikaların bugünkü Filistinlilerin, Kenanlıların ve bugünkü Arapların olduğu söyleniyor. Ve böyle anlaşılıyor zaten. Bu emri yerine getirmediğimiz için zaten başımız bir türlü beladan kurtulmuyor diye yorumluyorlar. Tabii. Yani bunu destekleyen Ortodoks Yahudiler var. Bu İsrail'in de muhtemelen kabul ettiği ve desteklediği görüşlerden birisi. O zaman Ortodoks Yahudilerde de farklı yorumlar var. Tabii. Tek bir yorum yok. Yani Ortodoks olanlar var. Ortodoks Siyonist Yahudiler var. Bunlar bu emirlerin uygulanmasını istiyorlar. Çok özür dilerim. Netleştirmek için soruyorum. Aha. Siyonizmle intibak ediyorlar Siyonizme. Fakat dini itikad olarak o temeli nereden buluyorlar? Diğerlerini yok etme. İşte Talmud'da mı geçiyor? Tevrat'taki ve Talmud'daki tabii ki onun yorumu olan emirlerde tamamen o topraklarda İsrail oğullarına yani Yahudi olmayanların yok edilmesi nin de bir emir olduğuna inanıyorlar. Yani o zaman bu birinciler belki hani devlet kurulmasın diyor ama devlet kurulmadan da bunların yok edilmesi faaliyetini destekleyecek olan bu emri de normal görebiliyorlar. Yani orada onun içinde delil var. Kitaptan aradığınız zaman hepsine delil bulabiliyorsunuz. Yani eğer Siyonist bir projeyi kabul ediyorsanız ve Ortodoks dindarsanız bu dindarlığınızı o politikayı bu birleştirecek veriler çok. Yani Tevrat'ı açıp eski ayet okuduğunuz zaman zaten tamamen İsrailoğullarının İsrailoğulları olmayanlarla yaptığı savaşlar anlatılıyor. Yani tamamen bir savaş tarihidir baktığınız zaman. Ya mesela Auschwitz'i yaşadık diyorlar. Niye böyle bir Auschwitz yaşadık? Bir daha Auschwitz yaşamamamız lazım. Tanrı bizi uyardı. Niye bizi Tanrı bu şekilde bir cezalandırdı? Bu Tanrı'ya küsüyor. Ve onun bir ceza olduğunu inanıyorlar. Tabii. Ortodokslar mı? Tabii dindar olan Yahudiler bunu bir ceza olarak görüyorlar ve hatta kimileri o kadar ileri gidip yorumlayanlar var ki mesela Tanrı burada aslında yapmaması gerekiyor diye Tanrı'ya küsenler bile var. Yani böyle bir enteresan bir ilişki yani var dedim ya. Yani bir kısmı ceza diye görüyor. Bir kısmı da Tanrı'nın ihaneti gibi mi görüyor? Zaten kendilerini Holokost diye isim vardır. İhanet diyorsunuz. Gibi mi görüyor? Değil. Holokost vardır ya. İhanet. Evet. Tanrı ihanet etti bize anlamında diyorsunuz. Evet. Yani bunu söyleyecek kadar ileri gidenler var tabii ki. Holokost biliyorsunuz şeydir. Kurbandır. Yani yakma kurbanı. Kurbanların çeşitleri var. Yahudilikte eski ayette okuduğumuz kadarıyla normal kesilip dağıtıldığı olduğu gibi de kurban edildikten sonra hayvanın tamamen Tanrı'ya adanması için ateşe atılıyor. Buna da Holokost deniliyor. İşte kendileri Tanrı için kurban edilmiş olarak isimlendiriliyor. Auschwitz'te yaşanan şeyleri. Yani Tanrı'ya kurban edilmiş olan, Tanrı'ya sunulmuş kurbanlardık biz o zaman diyorlar. Bu şekilde de yorumluyorlar. Auschwitz sonrası Yahudilik diye. Yani artık eskisi gibi olamayız şeklinde Tanrı ile olan ilişkilerimizi gözden geçirmeliyiz diyenler var. Yani böyle bir Tanrı artık... Tamamen sekülerleşmiş olmuyor ama başka bir şeye başka geçiyor. Bir ilişkiye dönemine geçtik. Yani Tanrı bizi yani yakacak kadar terk edip bıraktı. Bunu oturup yeni bir teoloji geliştirmek üzere düşünen ve yazan Yahudi bilginler var. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Taşpınar.